Burası Ulucanlar. Bir sağdan bir soldan dediler. Bu memleketin çocuğu darmaduman ettiler. Burası Ulucanlar. Melekler solda, Ezrail sağda. Başının eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Başının eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, gönül aldırma. Adım Hakan Murat, lakabım Babik. İlk suçumuz bıçakla yaralamadan, cürümüm Faruk Biçer, Keçeli lakabı. Buraya geliriz, 86 yılında boğuşa geliriz. Ondan sonra bir ay yatarız çıkarız. Suç alışkanlık yaptı bu sefer tabii. Burada rahmetli, o zaman hepsi rahmetli Sanchez, Ahmet Duman, Anton diyetli bir çocuğu. Hepimiz buradaydık, çıktık. Tekrar her şeyi göz alıyor burada yatan insan, her şeyi... Suç yani cezayla olmuyor yani, ceza caydırıcıyla olmuyor yani. Şimdi sosyal bir yara var yani. Anlıyor musunuz yani? Dışarı çıktım, Hollanda'dan gelmedik ki buraya yani, cezaevine çıktık. Hollanda'dan geldik, yok. Yine yokuz yani. Sıfırdan başla, tekrar. Tekrar geldik cezaevine. 89 yılı. Anlıyor musunuz? Sonradan bütün kabadayları tanırız. Yani şimdi isimli kabadaylar, hepsi bir arada yatıyordu. Yani sonradan hepsi, tabii zamanında kan girdi, kin girdi, hasımlık girdi bu insanların arasına. Anlıyor musunuz? Ama her tarafta bizim dostumuz. Anlıyor musunuz? Ya çocukluk burada geçti. Hayatın 3-4 yılı cezaevi burada geçti. Burada cezaya alan sevke giderdi. Ankara'da ceza yatmak kolay değildi. Böyle kampüsler falan yoktu. 4 yıl kadarı burada geçti. Burada cezaya alıp Kırşehir, cezaya aldık Çorum, cezaya aldık Nevşehir. Hep gittik yani böyle. Anlıyor musunuz? Bozor rahmetli sonra çocuk üstümüze gelir, gençti. 2004 yılında burada gelir. 2005'te şu yanda açıkta yanıma gelir. Rahmetli. Gözleri yeşildi ama kapkara bakar, cesur bir çocuktu yani. Belliydi cesaretinden gideceği yani. Kapkara bakardı yani, gözleri yeşildi ama kapkara bakardı yani, anlıyor musun? Ya nece arkadaşlarımız hep cesaretinden gitti yani. Sonra 97 yılı, yukarıda duvar film oynuyor. Burada da Sübyan burası o zaman yine. Burada Arifler, Bülentler, Şükrüler. Duvar filmden sonra 97 yılı burası yanar. 13 şimdi de birazdan yanar der büyük baba Kadir. Birazdan burası yanardır. Aynen de öyle olur. Geceleyin buraya yanar. Kimse bunları durduramaz. Kadir Baba şişenir. Burada hepsine zıkara tutar. Durdurun lan der. Geceleyin Kadir abi lan böyle bak. Kadir abi, Kadir abi şöyle bak. Kadir bunları durdurur. Müdür falan karşılandı. Şu bir anda zıkara yatsak ya. Hepsini Kadir verdirir. Hepsini sakinleştirir. Ondan böyle Kadir'i severler. O jenerasyon Kadir'i sever yani. Anlıyor musunuz? Çok bedeller ödendi. Saygı sevgi vardı. Derman vardı, herkesin ağzına yakışmazdı. Herkes ulaşamazdı. Sonradan kimyasal çıktı, gençler bozuldu. Kimyasalın peşinden rant çıktı. Genç cahil yanına aldı 3-5 tane silahlı bebe. Kabadayı benim dedi. Ama sonra pişman oldu yani. Gençlerimiz şimdi hepsi pişman. Yıllara bağlandı, cezalar eski cezalar değil. Saygı bitti. Git onlara bir sor yani şimdi o kalelerde yatanlara. Anlıyor musun? Biz gelirdik, hani biz... Bu herkesin ağzına yakışmazdı. Herkes dolaşamazdı buna yani, dermana. Sonradan kimyasalla verdiler. Yani gençlerimiz bozuldu. Saygı sevgi bitti. Genç hep cahil şeye baktı. Paraya baktı. Benim dedi. Büyük küçü bilmedi. Ya bu da neden oldu? Bu kimyasalın yüzünden oldu yani. Yoksa gençlerimiz saygılıydı. Ya şimdi gidiyorsun kampüslere, gençlere bakıyorsun. Şarteller yanmış, zombi gibiler yani. Bir kelimeyi 5 defa diyorsun çocuğa. Çocuk iyilik yapmak istiyor ama kafalar gitmiş artık yani çocukların. Allah yani analar babalar da sabır versin yani onlar. Sonra mahallemiz ne oldu? Taşıyamadı genç. Para, silah çabuk ulaşıldı. Silah herkes ulaşamazdı. Yani silah nereden aldın? Emniyette bunların sorgusu vardı. Şimdi silahı yakalıp 2 saatte bırakıyor Hatav'ı. Nereden aldın diye ben bir hafta işkence gördüğümü bilirim yani. Ama şimdi yok, o da gevşedi. Herkes ulaşıyor, herkes silahı da ulaşıyor, uçlucu ulaşıyor. Gençler be, ne oluyor? Taşıyamıyor. Ya da düşünemiyor, sağlıklı düşünemiyor yani. Anlıyor musunuz? Ya ne oldu buralar cezaevinde? Buraları kaldırmadı bu cezaevleri.
Ne oldu? Her tarafa ceza, her memlekete kampüs cezaevleri yapıldı. Aslında sosyal bir yara yani. Sonra biz şu koğuşta, Sanchez ayağı kırıldığı resmi vardır rahmetlinin. Voleybol oynarken ya, burada yanlış basardın ayağın dönerdi. Yani voleybol çok oynanırdı, spor yapılırdı. Ya genişti burası, sabah akşam bir çıkardın. Ne olurdu? Bir iki koğuş gezerdin, akşam olurdu. Rahmetli Mustafa abi, insan evde, mahkum babasıydı. Daha sonra da biliyorlar, cezaevinde diyordu, Allah rahmet eylesin, amca. Yani, mahkum babasıydı, herkesin yanındaydı. Hani popüler olmadan da iyi adamdı Mustafa abi yani. Mustafa abi en son dönemin en güzel dönemi, bu hapishanın Mustafa Taş'ta, Mustafa abi amca. En güzel dönemi onun dönemidir, ondan sonra bitti zaten. Anlıyor musunuz? Olay bundan ibaret. Yani bedeller ödendi. Bedeller ödendi, gençlikler gitti. Canlar gitti ama sonuca baktın, kocaman bir hiç. Anlıyor musun? Hayata dönüş operasyonundan bir yıl önce, 99 yılında burada. O siyasiler duvar deledi, Şeftali Sokağı orayı duvar delediler. Bir ay sayım yok. Sayım var ama kapılar kapanmıyor. Duvar delendi ya. 6, 7, 4, 5 birleşti yani. Anlıyor musun? Bir ay sayım yok. Sayım alıyor, kapılar kapanmıyor. Oturuyoruz gece saat. Tamam, bir ay sonra gece asker girer. Yani TRT kayıtlarında vardır yani. Ben de çıktım. Mustafa abi rahmetli de çıktı. Daha öncesinde de. Hayata dönüşe. Türkiye genelinde başlamadan önce burada başladı. Önce bir sene önce burada başladı. Eylül'de başladı. 99'un Eylül'ünde. İşte orada gece saat 3. TRT'de de var yani. Otomatik silah sesleri. Saat öbür gün akşama kadar. 11 kişi burada rahmetli. Genç. Yani o zaman şimdi ona da büyük bir operasyonu. Ne kadar hani. Ama insanlar elleri burada bağlıydı yani. İnsanlar 11 tane genç burada çok büyük bedeller ödediler yani. Sonra 2000 senesi oldu. Mustafa abi geldi rahmetle bakıyor cezaevi oldu. TRT Kap diye bir şey vardı. O zaman abinin ismi Gökçük müydü neydi? İşte hayata dönüş operasyonu ne düşünüyorsunuz? Biz orada kayıt o şeyde vardı yani TRT kayıtlarında vardı Mustafa abiyle ben. Mustafa abi böyle benim için fark etmezler rahmetli. Ben der giderim Fethi'ne. Ama buradaki arkadaşlar ne düşünür ben bilmem der. Eli de hatta böyle kalmıştı. O şeyde. O sahne TRT'de. Biz kendimizi seyrettik böyle. Tabii bazı arkadaşlarım da çıktı da. Röportaj verdi de. Ya ben de Mustafa abi bayağı bir yani. Biz dedik devlet babamız deriz gideriz dedik yani. Ama dedik biz siyasi koğuşları nasıl boşaltacağız? Ve dediğimizde çıktı. Bayrampaşa'yı bir ayda boşalttı. Çanakkale'yi bir ayda boşalttı. Yani kolay olmadı onlar oraya gözüme. Bayağı canlar çıktı. Bayağı insanlar öldü. Yani bu o dönem hatta operasyon başladı iki gün sonra Raşan Afı çıktı. Raşan Afı'ndan insanlar talih oluyor. Yani böyle de bir ironi var yani. 11 kişi burada bir sene öncesinde hayata dönmüş. İlk önce buraya yapıldı. Bir yıl öncesinde. Burayı boşalttılar. Yani bir yıl sonra da Türkiye genelini yaptılar. Yani Türkiye genelinde F tipleri açılışta. F tipleri faaliyete. Ama nasıl bir vurma götürme insanları biliyor musun? İnsan olan insana bu kadar vurmaz yani. Rahmetli Ramazan'da bile vurma lan diyor. Dönüyor asker ne diyorsun lan diyor. Siz de bunlardasın. Yok oğlum biz gayrimeşhuruz da. Biz neyiz? Gaspçıyız, hırsızız, torbacıyız. Burası gayrimeşhur. Hani cinayet. Bura 6. koğuş yani. Karışık yatıyorsun. Biz siyasi değiliz. Ama insan olan insan o kadar. Gözüne demiri sokuyor ya. Ramazan'da rahmetli dayanamadı. Ne yapıyorsun lan vurma lan dedi. Gözüne yerde demiri sokuyor. Buraları gördü buralar yani. Ramazan dayı, o Tayfun da var ilk gelmiş daha yeni cezası. Tayfun'un daha yeni cezası. Hatta resimlerimiz vardır. Paylaşmışlar arkadaşlar. Şimdi bu dışarıda gözün asımlıklar var ya. Önce burada kardeştiler. Hepsi voltayı beraber atardı, yemeğe beraber yerdi. Şimdi hepsi asım. Anlıyor musun? Yani öyle gözüküyor. Ne oldu orada? Bak bir yazı yazıyor bizim koğuşta. Taş taşıma, laf taşıma. Hep böyle arada giden gelenler iki köyü karıştırıp tepeye de çıkıp seyrettiler ya. Anlıyor musun? Bütün yani bu gördüğün dışarıdaki hasımlıklar burada dost kardeşti. Dışarıdan da hasım gelse burada hasımlık yoktu. Alt üstü yatırdık. Hasımlık yapanı da Volvo'ya böyle birinin önüne birinin arkaya çöpe gönderirlerdi yani. Burada hasımlık olmazdı. Siyasi mahkumlar Lümpen'in yanındaydı yani bizlerin yanındaydı. Arkamızda. Zaten bizdekiler öyle meyilli olan gençler onlara tabii kitaplarını okuma yanlarına gitmeye onlarla görüşürlerdi. Anladın mı? Onlar da gelirdi her türlü yani adli mahkumu. Herhangi bir sıkıntısında yanlarında dilekçe yazma uzmanlarıydı. Yargıtay yazma. Yani cezaya alan onlara gelirdi. Çoğu hukukçu zaten okumuş çocuktu zaten bunlar siyasi mahkumların.
Yani bu demem o ki burada oturulan, yaşanan, burada yapılan kader birlikleri dışarıda şimdi herkes bilmeyen hep hastalıklar öyle gördü yani. Daha öncesinde bunların çok güzel kader birlikleri vardı burada. Dayanışmaları, dostlukları vardı yani. Anlıyor musun bu görülen hastalıkların yani? Tabii şimdiki jenerasyon genç fazlası bilmez de yani bırak. Ama eskisi öyle. Oydu yani, gerçek buydu. Arada gidenler, gelenler orada yazıyor yani. Şimdi de hürriyetini kaybetme, onuru kaybetme burada. Yani yatacağın yatağını bileceksin, yolunu bileceksin, yemeğini bileceksin. Hapishane böyleydi. Şimdi yok. Gençlerimiz uyuşturucu, kimyasal beyinlerini yemiş yani. Anlıyor musun? Anlamıyor çocuk. Bir şey söylüyorsun, zombi gibi bakıyor. 5 defa söylüyorsun çocuğa. Çocuk iyilik yapmak istiyor. Çayı demler ki suyu çekiyor. Arkasından çayla suyu tekrar dolduruyor. Kimyasal beyinlerini yemiş yani çocuklar. Anlıyor musun? Ankara amaç. Yani bu Ulucanlar, buradan gidenler. Yani bütün organize suçlar burayı bilir. Karadeniz, İç Anadolu. Buraya gelirdi DGM'de yargılanmaya. Burada ağırlanmıştır. Bütün Kabadayı'nın adamları burada yatmıştır. Kendisi de gelmiştir. Karadeniz grubu, İç Anadolu grubu. Çünkü çeteleri, mahkemeleri DGM'ye geliyordu ya. Burada hepsi ağırlanmıştır. Burada hepsi görmüştür. Bu Ankara bebesinin yani misafirperverliğinin tehlikeli olmasını da bilirler yani. Bazı şeyler, bazı diziler ön plana çıktı ama bu Ankara'dan kaçıp da gidip de daha büyük şöhret olan kabadayılar var yani. Bunu tarih bilir yani. Bunu tarih yazmıştır yani. Ve herkes bilir bunu ya. Buradan çıkıp gidip başka memleketlerde büyüyenler de vardır ya. Yani. Ama bütün o gruplar burada ağırlanmıştır. Organize suçlulukları Karadeniz, İç Anadolu grubu burada ağırlanmıştır. Burada yargılandığı için bu cezaevinde yatmıştır. Buranın ağırlığını da görmüştür. Ankara'nın gayrimeşrunun, Ankara gayrimeşrunun hissetmiştir ağırlığını yani. Ankara böyle şimdi gurbette diyor birbirini sevmiyor. Nasıl? Ne yaptılar, ne oldu? Gurbete gidiyor, elektrik parası için birbirlerine düşüyor kardeşim. O niye para veriyor, elektrik vermiyor parası, o niye çay içiyor? Bu konular var şimdi, bunlar çıktı. İşler maddiyata döndü. Anlıyor musun? Sonra Ankara bir çocuğu birbirine, daha doğrusu herkes birbirine düşürdüler yani. Hayat zorlaştı. Anlıyor musun? Mahkum için de mahkumluk da zorlaştı. Bu tip cezalarında herkes birbirine bakıyordu, gariban kullanıyordu, anlıyor musun? 3-5 tane kabadayı geliyordu, bütün koğuşa bakıyordu. Bir kabadayı bütün cezaevine bakıyordu. Ama şimdi yan koğuşuna bir kabadayı gelse öbür koğuşa yardım edemiyor. Para yatırsa niye yatırdın diyor kardeşim. Sincan'a git para yatır, niye bu adama para yatırıyor? Gariban diye niye yatırın demiyor sana, yatıramam diyor. Anası babası olarak diyor. Anlıyor musunuz? Yani demem o ki, burada ağırlandı, burada gariban kullandı, burada mafyası kullandı. Karadeniz grubu, İç Anadolu grubu, İstanbul grubu burada geldi, yargılandı. Misafirliği de gördü. Ankara mahkumun ağırlığını da gördü. Burada silahlar patladı. Adam insanlar vuruldu. 95 yılı yukarıda Tayresi vuruldu. 97 yılı şurada Emre Doğan vuruldu. Yani daha çok silahlar patladı. Çok olaylar oldu burada yani. Hani daha önceki sonraki ölenleri de söylemiyorum yani. Burada 95 yılında Kanal D'ye bak yani. Dakika başı burada televizyona çıkıyor. Yılmaz Güney adaleti burada devam eder. Yılmaz Güney o 76'daki isyandan esinlenmiştir. 4. Koğuş Duvar filminde. Hikaye gerçektir yani. Biz yaşımız yetmez. Bilinen dünya ve Türkiye bilir. Daracında 3 fidan. Burada Deniz'de idam edilmiştir. Burada Hüseyinler, Yusuf'lar. Yani sağdan soldan, bir sağdan bir soldan dediler. Bu memleketin çocuğunu perişan ettiler yani. Burası Ulucanlar işte biliyorsunuz. Melekler solda, Ezrail sağdadır yani. Anlıyor musunuz? Yani bu dönemin Adalet Bakanı demiştir yani. Ve 90'larda Bayrampaşa ve Ulucanlara hakim değiliz demiştir. Yani burada 90'larda bu cezaevine bakın. Her ayda bir silah patlardı, ayda bir can çıkardı yani buradan yani. Öyle de o zamanlar vardır burada yani. Ha haksızlığa karşı. Ha hastalıklar da olmuştur ama burada adalet vardı yani. Yılmaz Güney düzeni devam etmiştir burada yani. Yılmaz Güney de bu 4. koğuş o zaman Sübyan'dır, oradan esinlenmiştir. O 76 isyanından sonra tekrar orası Sübyan'a döner. Bizden önceki jenerasyona. Sonraki jenerasyon burası Sübyan olur. 13. koğuş. Daha önce 11'i var, 13'ü de var. 89'a kadar teklif giydik. Benim resimlerim var teklifle. Özal rahmetli kaldırdı yani o teklif olayını. 91 yasasından sonra teklif olayı bitti 5'te 1. Kapıdan çıktık bize asker, eve gitmeden askere gönderdiler burada kapıdan. 91 5'te 1 yasasından. Olay bundan ibarettir yani. Dönemin Adalet Bakanı açıklamıştır yani. Öyle sıkıntılı, Bayrampaşa, Ulucanların sıkıntılı dönemleri vardır buranın yani. Ama adalet her zaman hükmetmiştir yani burada. Anlıyor musun? Önceki bu koğuş, bu Sübyan, bizim jenerasyon Sanchez, Ahmet Duman, hep rahmetli olanlar. Tamam mı? Anton, bak. Çorro, Mustafa Pusat. Sonraki jenerasyon Bozo. Yani
Arif, Bülent Sönmez, küçük baba. Arif Etler, Bülent Sönmez, Serdar Ab, Oktay Bozkuş. Ondan sonra bu jenerasyon, bu koğuşu ilk, yani Sübyanları. Hepsi de zaten biliyorsunuz. Yani sonuçta sonlar elim. Sonra burada isyanlar biliyorsunuz. 99 hayata dönüşler olsun. 4-5 defa üst üste yanmıştır burası Cezabı yani. Çok yanmıştır da. Onların Sübyanlığında da yandı yani. Duvar filmi oynadı, geceleyin burayı yaktılar. Bülent Sönmez, Oktay Bozkuş, Arif Etleş, Serdar Alp, Murat Genca, bunlar duvar filmi gece televizyonda oynadı. 8. koğuşta seyrediyoruz. Gece buraya yandı yani. Yani Yılmaz Güney burada gerçek bir hikaye değindi. Onlar da ne yaptı? O filmi seyrettiler, burayı yaktılar. Anlıyor musun kardeşim? Olay nedir? Burada işte duvarlarda yazar Cezabı. Taş taşı ama laf taşı mı? İşte bir laf, buradaki bütün dostlukları, buradaki kaderlikleri dışarıda herkes asın biliyor. Burada hep sabaha kadar oturup beraber yerdi, içerdi. Volta atardı. Sonra kan girdi, kin girdi kardeş. Hepsi böyle oldu. Gençlerimiz hep polis kurşunu, birbirinin kurşununa git. Ölen de abi diyen, öldüren de abi diyen. Şimdi biz ne yapalım? Ha, sayfalarda görüyoruz yani. Üstte ölen, altta öldüren, altta öbürü onu öldüren, öbürünü öldüren. Rahmetli Sanchez. O da bir efsane, bebelik arkadaşım. Yani El Avcı Osman. İlk lakabı Durmaz. İlk lakabı yani. İlk olayı yeni doğan ilkokul müdürünün yeğenini vurmak. Gelir burada yatar. Abisi rahmetli Selahattin abi ölür. Sanchez kahreder, iyice delirir ondan sonra. Hasımları kaçar, bulamaz hasımlarını. Ondan sonra şimdi biz dayağı yiyelim, bizim arkadaşlarımız var. Emniyete dayağı yedi, Kars'a gitti kardeşim. Köyü vardı, gitti, köyünü yaptı. Aman dedi, ben bir daha Ankara'ya gelmiyorum dedi kardeş. Biz ne yaptık? Köyümüz yoktu. Yeni doğandı. Dayağı yedik, arsızlaştık, buraya geldik. Dayağı yedik, olay yaptık, buraya geldik. Bizim jenerasyon hep böyle kardeşim. Yani. Köyü, adam köyüne gitti. Eskadi arkadaşımız evlendi bir daha. Aman bir daha gelmiyorum Ankara'ya dedi. Kardeşim ben dedi ya. Ben bir daha gelmem dedi Ankara'ya ya. Ama bizim köyümüz yoktu, kaçamadık. Köyü de yiyordu, kasaba da yiyordu. Ne yaptık? Yedikçe dayağı arsızlaştık emniyette. Yedikçe buraya geldik. Dayağı yedikçe arsızlaşıyor, gözü alıyor insanın şeyi kardeş. Anlıyor musun? Olay bundan ibaret. Kardeş. O da bir efsane geldi. Hepimiz bir efsane geçtik. Halodaydı ya. Ula geldik mi fırtına? Gidiyoruz fırtına. Ancak mezarda uslanırız. Halodaydı, onu söylüyor. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, gönül aldırma. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yıkar. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yıkar. Seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, gönül aldırma.